Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Türkiye Protestan Kiliseler Derneği'nin 2019 yılı raporunda yabancı uyruklu din görevlilerinin Türkiye'de çalıştırılmasına ilişkin sıkıntılarını meclis gündemine taşıdı. Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Türkiye Protestan Kiliseler Derneği'nin 2019 yılı raporunda yabancı uyruklu din görevlilerinin Türkiye'de çalıştırılmasına ilişkin sıkıntılarını meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıtlaması istemiyle soru önergesinde bulunan Çelik, din görevlisi yetiştiremeyen Türkiye'deki Hristiyan Protestan toplumu için bu uygulama fiilen ibadet etmesinin yasaklanması olduğuna dikkat çekti. İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olan bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu soru önergesinde şu sorular yer aldı. 1. Son bir yıl içinde N82 kodu verilen kaç kişinin vizesi iptal edilmiştir? 2. İptal edilen kişilerden kaç kişinin suç işlediğine dair mahkeme kararı vardır? 3. Türkiye'deki Hristiyan Protestan kiliselerinin faaliyetleri yasak mıdır? Yasağa ilişkin herhangi bir mahkeme kararı var mıdır? 4. Bakanlığınız vize başvurusu reddedilenlerin açtığı davalarda yaptığı savunmalarda neden kilise faaliyetlerini gerekçe olarak göstermektedir? 5. Türkiye'deki Hristiyan Protestan kiliselerinde çalışacak olan din görevlilerinin Türkiye'ye girişleri için neden kolaylık sağlanmamaktadır? 6. Kiliselerde görev yapacak olan din görevlilerine neden N82 kodu verilmektedir? 7. Son bir yıl içerisinde Türkiye'ye vize başvurusu yapan kaç kişinin başvurusu reddedilmiştir?